Ancak bu kadar yapabiliyorum şu an. Açıkçası dışarıdan ses gelmesin diye camı da kapattım. Birazdan boğulabilirim burada. Ama sanırım şu an çok kötü değil gibi. Şu an ses ve görüntü tamam herhalde. Tamam. Yani görüntüye bile gerek yok aslında. Sunum geliyorsa sizin için sorun yok. Peki. Ben öncelikle şöyle özetle başlayacağım. Sunumda herhangi bir sıkıntı olursa arkadaşlar WhatsApp'tan bana ulaşırsa çok iyi olur. Öncelikle yapay zeka tarafında söylememiz gereken bazı şeyler var. Bu arada eğitimle ilgili şöyle söyleyeyim. 1,5 saat dedik ama ben bunu uzatabilirim. Eğer sorularınız olursa biraz daha bir süre daha uzatabiliriz bunu. O yüzden çok saate takılmayın. Önemli olan konuyu doğru bir şekilde anlamak. Şimdi bu eğitimde temel olarak yapmak istediğim şey yapay zekanın temel kullanımını ve ne işe yaradığını anlatmaya çalışmak diyebilirim. Burada da alt başlıklarını öncelikle anlatmam gerekiyor. Öncelikle yapay zeka nedir, nasıl kullanılır vesaire. Bunun için daha önce kullandığım ve ISO eğitimlerinde de paylaştığım bir sunum var. Bu sunumu kullanacağım. Ama bu aslında birkaç günlük eğitim için hazırlanmış bir sunum. O yüzden her başlığını ayrı ayrı detaylı bir şekilde incelemeyeceğiz. Çünkü bunu 2 ya da 3 günlük eğitimlerde anlatıyordum. O yüzden bazı konuları hızlı geçeceğiz. Daha çok böyle teknik ve sizin için de işe yarar başlıklara odaklanacağım diyebilirim. Genel anlamda yapay zekanın başlangıç rehberi gibi düşünebilirsiniz bunu. Yapay zeka nedir kısmını detaylı bir şekilde anlatacağım. Ama özet olarak düşünmek gerekirse şu an mesela günümüzde çok fazla şunu duyuyor olabilirsiniz. Machine Learning, Deep Learning, Computer Vision ve NLP konuları, doğal dil işleme konuları. Bunların hepsinin genel kapsandığı bir üst başlık gibi düşünebilirsiniz yapay zekaya. Yapay zeka en temel anlamıyla bir biyomimetik konusudur. Biyomimetik konusu aslında biyolojiyle taklit ilminin birleşimi diyoruz buna. Bununla ilgili örnekler vereceğim. Mesela bu çok fazla duyulan bir şey değildir ama aslında kullandığınız hemen hemen çoğu teknolojide biyomimesi konusu, biyotaklit konusu onun belki de o teknolojinin ya da bilimin çıkmasını sağlayan şeydir. Biyolojideki o doğadaki olan herhangi bir şeyin taklit bilimiyle birleştirilmiş hali diyebilirim. Yapay zekada bir biyomimetik ürünüdür aslında. Nedir bu? Bununla ilgili birkaç örnek vereceğim. Mesela ekranda gördüğünüz bu aslında çok bilinen bir Amerikan hayalet bombardıman uçaklarından bir tanesi. Bu işte 80'lerin sonunda falan daha çok ortaya çıkıyor. Ve gördüğünüz bir kartalın tamamen ikisinin de yandan çekilmiş fotoğraf var. Aslında bu arada gerçekte de ondan aslında kartaldan kopyalanmış bir modeldir, bir tasarımdır. Bunun uç aerodinamiği, bütün aerodinamik sistemleri vesaire tasarımı tamamen bir kartaldan esinlenerek alınmıştır. Ve bu biyometrik ürünlerinden bir tanesi bizim örnekleyebileceğimiz. Bir başkası normal bildiğimiz uçaklar, uçakların aerodinamik sistemleri vesaire. Bunlar da aynı şekilde bir biyometrik üründür. Nasıl hesaplandığını, nasıl olduğunu anlatmak gerekirse şöyle. Öncelikle biyometrik dediğimiz konu bir doğadaki herhangi bir konuyu taklit etmek üzere kurulmuştur. Üzere kullanılan bir şeydir. Mesela siz örneğin denizaltı ile alakalı bir şey yapacaksınız. Bir martının doğadaki işte bilimsel karşılığını hesaplamanızın bir mantığı yoktur. Bir uçuş dinamiği yoktur çünkü orada.
Orada tamamen denizaltı ile alakalı. Mesela balina ile alakalı olabilir. Yunuslarla alakalı. Bunların farklı frekansları vesaire, bunlarla alakalı bir doğa ekibi, bilim ekibi oluşturup bunun teknik tarafa da çıktılarının üretilmesi sağlanabilir bu şekilde. Ya da mesela bir humanoid robot üretilecek diyelim. Örneğin Boston Dynamics'in bir hani herkesin bildiği Atlas robotu vesaire. Bu robotta da mesela bir hayvanın yürüyüş dinamiğini bilmenizin bir anlamı yoktur. Orada tamamen çünkü yapılmak istenen şey insan aerodinamiği, insanın yürüyüş ve denge sistemi ve bunun kopyalanması. O yüzden de tamamen insan aerodinamiği üzerine çalışmalar yapan bilim insanları tarafından oluşturulmuş bir biyomimetik ekibi. Dikkat ederseniz tek bir kişilik ekipten bahsetmiyorum. Bu bir grup çalışması olarak yapılan bir şey, biyomimetik. Çünkü tek bir disipline olan bir şey değil. Aynı şekilde yapay zekada böyledir diyebiliriz. Tamam, ben görüntüyü kapatayım şöyle. Şu an iyi mi? Ses ve sunumda herhangi bir sıkıntı var mı? Az önce bir internette problem oldu gibi uyarı geldi. Şu an görüntü yok ve her şey yolunda mı? Tamam. Güzel. Devam ediyorum. Zeka nedir? Öncelikle bunun kesin bir tanımı yok. Ben bunu direkt net olarak söyleyeyim. Yapay zeka çünkü zaman içerisinde oluşmuş bir terim. Yapay zeka sektör olarak da bilimsel çalışmalar olarak da zamana yayılmış bir çalışma. Hani bir kişinin ortaya attığı bir algoritmayla ortaya çıkan bir şey değil çünkü. Ama biz genel olarak birden fazla da olsa belli başlıklarda gruplandırıyoruz bu tanımları. Mesela hesaplamaya dayalı zeka, bunun İngilizce tabiriyle de computational intelligence denebiliyor. Bu en basit anlamda söylenen şey. Yapay zeka 1957 yılında bir organizasyon içerisindeyken bir ortaya atılmış bir isim. Artificial Intelligence. Ve bu konferansta insan zekasının benzetişiminin oluşturulması ve düşünen bilgisayarların sorunları, bunlarla alakalı sorunlar tartışılıyor. Ve hatta geçenlerde gördüm, mesela Cahit Arf de, bizim ünlü Türk matematikçi Cahit Arf, 1958-59 yıllarında bununla ilgili kendi eğitim verdiği üniversitede eğitim vermeye başlamış. Bilgisayarlar düşünebilir mi? Bilgisayarlar öğrenebilir mi? Diye bir eğitim mesela. Cahit Arf hemen bir yıl sonra bunu mesela kendi eğitimlerine uygulamaya başlamış gibi düşünebiliriz. O zamanlar böyle ciddi anlamda dünyada üzerinde araştırmalar yapılan bir şeymiş. Düşünme ve akıllı davranış mekanizmasının bilimsel anlatımı ve bu mekanizmanın da makinelerde somutlandırılması diyoruz biz özetle. Bu başka bir tarifi yapay zekanın. Yapay zeka insanın zekasını kullanarak yapabildiği işleri yapabilen makinenin oluşturulması hakkındaki bilimdir. Dediğim gibi bunun tek bir başlığı, tek bir tanım olmadığı için bunun hangisi sizin için daha anlaşılabilir geliyorsa onu kabul etmeniz daha faydalı olur. Yapay zekanın temelde iki tane farklı türü var. Ama bunu farklı farklı isimlendirebiliyoruz. Mesela bunlardan bir tanesi dar zeka ya da yapay zeka diye tarif edebiliyoruz. Ya da güçlü zeka ya da yapay genel zeka şeklinde. Bunun ikisinin arasındaki temel farkı şu. Dar zeka dediğimiz şey aslında herhangi bir işi yapmak için tasarlanmış ve sadece o işi yapmak için uzmanlaştırılmış, eğitilmiş, öğrenmiş ne derseniz yapay zekalara diyoruz dar zeka. Mesela Tesla'nın insansız otomobili aslında bu kategoride dar zeka alanına giren bir başlıktır ve bunun sebebi de tamamen zeka ile alakası, teknoloji ile alakası olmadığı gibi bu sadece
belli bir alana olmuş sadece o alanda uzman olan yapay zeka çalışmalarına diyoruz dar zeka. Diğer tarafta yapay zeka ya da yapay genel zeka diyebileceğimiz alan ise bu aslında Elon Musk ve diğerlerinin ve birçok kaynakta da gördüğünüz hani yapay zeka dünyayı ele geçirecek mi, insanlığı köle haline getirecek mi vesaire gibi tartışmaların sebebi olan AGI, yani Artificial General Intelligence dediğimiz çalışma. Burada aslında diğerinden farkı bir konuda uzmanlaşmak yerine insan gibi birden fazla, belki de sonsuz bilinmez şekilde diyelim, bilinmez sayıda uzmanlık potansiyeli olan ve öğrenmesinin herhangi bir sınırı olmayan ve artı olarak da muhakeme yeteneğine sahip olan yapay zekaların bulunması. AI dediğimiz aslında bu. O işte Terminator dizisinde vesaire, Terminator filmlerinde ya da Elon Musk'ın ya da birçok bilim adamının işte dünyayı ele geçirecek diye korktukları şey aslında AGI. Genel olarak yapay zeka değil. Bir Tesla otomobilinden bahsetmiyorlar bunu söylediklerinde. Sadece muhakeme yeteneği olan yapay zeka, öğrenme sınırları da olmayan muhakeme yeteneği olan bir yapay zekadan bahsediyorlar ki bu konuda haksız sayılmazlar. Çünkü bunların tabii teknik donanımsal kısımları da var. Aranızda bunlarla ilgilenen de vardır muhtemelen. Mesela quantum machine learning çok yüksek hesaplama yapabilmek kabiliyetine sahip ve dünyada çok ciddi donanımsal olarak da milyarlarca IOT cihaz var ve çok ciddi süper bilgisayar kaynakları var. Donanım kaynakları sürekli gelişiyor ve computational power dediğimiz o hesaplama kabiliyeti artıyor vesaire. Artık bu bahsettiğimiz AGI çalışmaları eğer istenen seviyeye ulaşılırsa ki onun birkaç on yıl seviyesinde buna ulaşılabileceği söyleniyor. Şu an dünyada bunun ticari anlamda çalışmasını yapan açıkçası yok. Ticari anlamda böyle bir çalışma yok. Birkaç on yıl içerisinde o muhakeme yeteneğine sahip olan AGI dediğimiz çalışmalarında ortaya çıkabileceği tahmin ediliyor dediğim gibi. Ama bu bizim konumuz değil. Bu tamamen biraz daha felsefik bir konu, yaklaşım açıkçası. Çünkü muhakeme yeteneği çok derin bir konu ve bilim tarafı olarak diyelim, yapay zekanın geliştirilmesi vesaire, bir şeyin matematiğinin çıkartılması, mesela biyomimetik dedik ya, biyomimetikte eğer örneğin bir baykuşun aerodinamiği üzerine çalışmalar yapacaksanız o baykuş üzerine uzmanlaşmış birilerinin olması gerekiyor. Ki onun matematiğini ve fiziğini doğru bir şekilde çıkartıp o kurallar çerçevesinde bir tane mesela uçan araç yapabilirsiniz. Şimdi muhakeme tarafındaki problem bunun insan tarafındaki muhakemenin matematikselleştirilememesi henüz. Çünkü çok bilinen bir şey değil. Yani bizim de uzman olduğumuz bir şey değil. Bir şeye yapmaya karar verirken hangi süreçlerden geçtiğimizin üzerinde uzman değiliz. Bu doğal olarak gerçekleşmiş bir süreç ve öğrenilmiş bir şey. Onun sonucunda bir şeylere karar veriyorsunuz. O yüzden matematikleştiremiyoruz diye biliyorum ben. Dediğim gibi o şu an için bizim konumuz değil. Sadece ayrım yapmak için söyledim. Genel zeka bunu özetledik. Ama genel olarak şöyle bir hızlı bir şekilde bakarsak insan biyolojisinin birçok gelişmiş fonksiyonunu tam olarak taşıyabilen zeka türü ya da matematiksel yani hesaplama zekası ile görsel algılama, konuşma ve ses tanıma, hareket, muhakeme, burada önemli olan kısım muhakeme. Bunun üzerinde yapılan çalışmalar var. Bazılarını takip ediyorum ama dediğim gibi öyle ciddi anlamda çalışma olduğunu söyleyemem. Gibi kabiliyetlerin yanında kendi kendine öğrenebilen yazılımsal ve donanımsal sistemler bir türüdür. Burada hızlı bir teknik giriş yapacağım. Yani şöyle diyeyim, mesela 1957 yılından beri yapay zeka konuşuluyor diyoruz. Hatta bunu birkaç yüzyıl gerisine de götürüp daha algoritmanın bulunuşuna kadar gidilebilir. Ama bizim önemli olan kısmı bunun ürünlerde ne zaman kullanılabilir hale geldiği ve nasıl kullanılabilir hale geldi. Mesela
Bununla ilgili özetlemek gerekirse 2009 ve 12 yıllarında bu yapay sinir ağları dediğimiz YSA'nın dirilişi dediğimiz bir dönem başladı. Aslında yapay zekaya daha önceden yapay sinir ağları diyorduk, neural network. Ve onlarca yıldır da bu şekilde kullanıldı. Hani kimse machine learning ya da deep learning diye ayırmıyordu bunları. Onlar son yıllarda gerçekleşen şeyler. 2009'da Hinton, birazdan onun fotoğrafını da göstereceğim. Hinton ve öğrencileri konuşma tanıma problemi, bu speech recognition dediğimiz şu an halen daha aktif olarak kullanılan ve siz de örneğin bir yapay zeka projesi yaparken speech to text gibi ya da speech recognition işlemleri yapabiliyor olacaksınız. Birçok tool kullanarak. Bu speech recognition için yeni bir eğitme modeli, yöntemi geliştiriyor. Ve bunun teknik kısımlarına girmiyorum şuradan. Eğitmensiz ya da eğitmenli, unsupervised vesaire bunlarla belli aşamaları değiştirdiler. Ve aslında daha önce yapılamayan speech recognition'da bazı sorunlar vardı. Ve bunları Hinton çözdü. Bunu çözmesini isteyen de tabii ki Google'dı. Çünkü kendisi Android çalışmalarında vesaire bunları kullanıyor. Ya da kullanmak istiyordu diyelim. Bu yöntem Android telefonlarda 2012'den beri kullanılıyor. Çünkü speech recognition sorunu çözüldü. 2012'den önce daha çok yapay zeka tabii ki gene farklı library'ler vardı. Birçok sorun çözülebiliyordu falan. Ama daha niş bir alan dediğimiz bu daha çok sayısal veriler üzerinde çalışılan istatistik temelli hesaplamalar yapmak için kullandığımız machine learning gibi alanlarda bunlar kullanılıyordu. Ama mesela deep learning dediğimiz çalışmalarda ses, görüntü vesaire gibi video gibi üzerinde bunların üzerinde yapılan çalışmalarda çok fazla güçlü projeler yoktu diyelim. Bunun teknik sebepleri var. Ve yeni düzenlileştirme yöntem fix edildi. Buna da dropout diyoruz aslında. Düzenleştirme. Overfitting dediğimiz ezberleme ile alakalı bir sorun var. Ve bu sorunu çözmek için bazı teknikler geliştirildi. Overfitting de bunu daha sonra anlatırım aslında. Ama özetle bir ben buna usta körlüğü diyorum aslında. Mesela bir herhangi bir konuda bir usta bir şeyi sürekli yaptığı zaman o konuda uzmanlaşır gerçek anlamda, ama artık bir çırak gibi ya da o işe dışarıdan bakan birisi gibi o işin detaylarını göremez hale gelir. Çünkü bazı şeyleri artık rutin haline getirmiştir. Üzerinde düşünmeden robotik bir şekilde yapar. Öğrenme süreci yoktur artık. Ezberlemiştir. Bu yapay zekada da buna biz overfitting diyoruz. Tamamen kabul edilmez bir durum aslında. Ezberleme teknik olarak bir sorundur yapay zekada ve bunu çözmek için de birçok yöntem geliştirilmiştir. Bu ilklerinden bir tanesi de işte dropout dediğimiz teknik. Bu benim yorumum, tartışmasız en güçlü yapay zeka çalışma alanı Computer Vision. Bunu şöyle açıklayabiliriz. Aslında daha sonra da üzerinden özetle geçeceğim ama Computer Vision teknik olarak bir yapay zekanın alt başlığı değildir. Ve birkaç on yıldır zaten Computer Vision vardır. Yani bizde açıkçası 2000 ya da 2001 yıllarında yanlış hatırlamıyorsam geliştirmeye başlanan OpenCV var mesela. Muhtemelen aranızda da onu çok kullanan vardır. OpenCV'yi de kullanıyorduk 2010-11 gibi, ama o zaman Deep Learning ile alakalı bir şey yapmıyorduk. Yine görüntü işlemi yapıyorduk sadece. Teknik sorunları gene çözebiliyorduk bir şekilde. Ama öğrenme yapmadan sadece belli görsel paternler üzerinde çalışarak aslında bu Computer Vision yetenekleriyle görsel veriler üzerinde, videolar üzerinde çalışabiliyorduk. O zaman mesela daha sonra da bunu Computer Vision'ı yapay zekanın bir alt başlığı olarak göstereceğim. Neden böyle bir şey var? Onu da anlatırım. 2012'de bir yarışmada işlenebilecek 1,2 milyon görüntü ve 1000 sınıf vardı. Sınıf nedir vesaire bunları vaktimiz kaldıkça anlatacağım. Problem verilen görüntüdeki baskın nesneyi tahmin etmeye çalışarak 5 tahmin üretmek. Bu tahminlerden biri doğru ise model başarılı sayılır gibi bir problem ortaya atılıyor. Bunlar
hekaton diyebilirsiniz özet olarak bu yarışmalara. Bu hekatonlarda bazı mesela Microsoft, Yahoo, şu bu Baidu, mesela Google, bunlardan ekipler katılıyor ve challenge'larda bu tür sorunları çözerek, çok ciddi donanımlarla çözmeye çalışarak, birkaç haftada çözmeye çalışarak bunları hangisinin kazanacağını aslında kendi aralarında bir yarış yapıyorlar. Hinton ve öğrencisi Alex 2009'daki yöntemi kullanarak 7 katmanlı bir evrimsel sinir ağı eğitti. Buna CNN diyoruz, Convolutional Neural Network. Ve şöyle diyeyim, mesela 2009 Hinton ve öğrencisi, bunları aklınızda tutun. Burada CNN diye bir çalışma üzerine gidiyorlar ve şu an direkt en ileri seviye çalışmalarda da başlasınız. Kullanacağınız bir resim ya da video üzerine yapacağınız bir deep learning çalışmasında kullanmanız gereken algoritmalar CNN algoritmalarıdır. Çünkü CNN daha çok bu resim ve video üzerinde, ki videoda zaten her bir frame üzerinden çalışır. Aslında kare kare fotoğraflarda oluşur bildiğiniz gibi. Bunlar için en ideal, en performanslı, en doğru sonuçları veren, doğru tasarlanmış model CNN. O yüzden de daha çok biz görsel ile çalışırken CNN ile çalışıyoruz diyebilirim. %100 demiyorum. Çok farklı yöntemler de var ama genel olarak CNN. Ve Hinton, 2006'da, bu arada şurada bir link var. Bu linkten ilgili videoyu da görebilirsiniz. Bir konuşmada bu örneği anlatıyor. Ve mesela bir algoritmanın nasıl öğrenebildiği üzerine bir çıktı ile ispatlaması gerekiyor tabii ki bunu. Eğitilmiş bir model üzerinden cheetah, train ve hand glass dediğimiz farklı farklı, sadece bunlar değil, çok fazla sınıflandırılmış veri var. Onlar üzerinde testlerini gösteriyor. Ama bunlardan mesela dikkat ederseniz cheetah. Sol tarafta, bu arada bunlar CNN ile eğitilmiş ve öğrenmiş modellerin çıktısı. Mesela şurada %85 gibi diyebileceğimiz bir oranla bunun aslında bir çita olduğunu rahatlıkla söyleyebiliyor. Leopar olma ihtimali %5, kar leopar olma ihtimali %1-2 gibi söyleyebiliyor vesaire gibi. Zaten yapay zekada ilk bilmemiz gereken şey aslında %100 diye bir şey neredeyse yoktur diyebiliriz. Bazı çok iyi tasarlanmış modellerde %100 çıktı verebilir ama bunu biraz insan gibi düşünerek karar vermeniz gerekiyor. Mesela sizin için bir şey aslında %100 öyle olan bir şey değildir. Bu sadece mesela zihninizde %87, 97, 95 gibi bir oran vardır. Siz öyle hissediyorsunuz diye bunu %100 olarak söylersiniz gibi. Bu biraz da öyle. Sonuçta bu piksellerden öğrenilen bir şey. Genelde şöyle sorular da olabiliyor. Mesela CNN'i ya da bir deep learning projesini, machine learning projesini ne olursa olsun aldatabilir miyiz, hackleyebilir miyiz? Hacklenebiliyor. Hacklenmekten kastım hani yıllardır yaptığımız, bu arada ben güvenlik tarafından aslında geliyorum ve o hacking teknikleri vesaire aslında bildiğim teknikler, eğitimlerini de verdiğim teknikler ama buradaki machine learning sisteminin hacklenmesi aslında manipüle edilerek hacklenmesinden bahsediyorum. Bu şekilde bir ayıralım. Yani karar mekanizmasını hackleyip, manipüle edip onun sonucunu değiştirmesini sağlamak. Cheetah'a leylek dedirtmek gibi düşünebilirsiniz. Bu tür şeyler yapılabilir. Bunu tabii fiziksel eğitimlerde bol bol örnekle aslında insanın da böyle manipüle edildiğini yüzlerce örnekle anlatabiliyoruz. Ama özet olarak yapay zeka sistemleri de insan da yüzlerce farklı teknikle rahatlıkla manipüle edilebilir. Bu ses verileri üzerinden de manipülasyon yapılabiliyor. Görüntü üzerinden de yapılabilir. Ya da herhangi bir şekilde manipülasyon yapılabilir. Geçiyorum. Dikkat ederseniz trenler üzerinde de
benzer çalışmalar yapılıyor, tahmin etmiş. Ama şurada dikkat ederseniz bir kapı. Arada sizin mesajlarınıza şu an sorunuz varsa bu arada alabilirim. Başladığım 24 saat anlatabilirim. Arada sorular için mola verebilirim bu şekilde. Peki. Burada hand glass dediğimiz mesela bilememiş, özet olarak söyleyeyim. Farklı bir şey olduğunu tahmin etmiş. Birbirine benzer gibi olan şeyler ama nihayetinde bunu bilememiş. %100 olarak daha doğrusu doğru bile tahmin edememiş diyebilirim. Bunun sebebi aslında şöyle tekrar tamam. Ara ara sesiniz kesik geliyor demiş. O arada bir bağlantı yavaşlıyor olabilir. Şimdi buradaki sıkıntı şu. Hand glass dediğimiz olayda. Computer Vision'da da böyleydi. Deep Learning'de de aynen böyle. Bu ne deniyor? Saydamlığı yüksek olan, düzeltiyorum, saydam olan cisimlerde Computer Vision çalışmaları yapmak her zaman zordu. Bunu bir OpenCV tarafında da aynı sorunla karşılaşacaksınız. Bunun aynı sorunla bir Deep Learning tarafında da karşılaşacaksınız. Mesela bir cam üzerinde işlem yapma, cam üzerinde öğrenme yapma. Şöyle düşünün. Mesela üzerinde çalıştığımız projelerden bu hasarlı cam tespiti yapma ya da mesela bir cam üreticisi var. Bardak üreticisi diyelim. Bardak üreticisi ya da herhangi bir otomobil camı, herhangi bir ev camı vesaire gibi düşünebilirsiniz. Şimdi insan olarak doğal olarak siz ona baktığınızda üzerinde çok fazla düşünmeden, hatta hiç düşünmeden direkt cama odaklanıp hani gözünüzü bir kamera gibi düşünebilirsiniz. Odaklanarak sadece camdaki veriyi anlamaya çalışabiliyorsunuz. Ama teknik olarak bu böyle değil aslında. Mesela bir kamera için arada örneğin çizilmiş bir cam varsa, çizgiler olan bir cam varsa ya da pis olan bir cam varsa, bir şekilde çamur olmuş şu bu vesaire. Bunları bir yapay zekanın bilmesi mümkün değil. Ya da Computer Vision projesinin bilmesi mümkün değil. O yüzden öncelikle mesela camın ne olduğunu öğretmeniz lazım. Ayrıyeten camın üzerinde çizik dediğin şeyin ne olduğunu bilmesi lazım. Ya da cam dediğin şeyin aslında saydam bir şey olduğunu öğretmen gerekiyor. Mesela camın arkasında örneğin bir araba camından bahsediyorsak içerisinde koltuklar var. Ya da işte birçok farklı desenli tasarımlı şeyler, süsler olabiliyor. Direksiyon, şu bu vesaire. Bazen o cama baktığınızda aslında tam yan taraftaki, sizin bakış açınızda olmayan ya da arka taraftaki bir binayı bile görebiliyorsunuz. Siz insan olarak bunları çocukluktan beri öğrendiğiniz için o beyin onu default olarak siliyor zaten. Önemsemiyor açıkçası. Hani siz onu görseniz bile önemsemiyorsunuz. Onun gerçekte arabanın üzerinde bir bina fotoğrafı olduğunu düşünmüyorsunuz gibi. Ama Computer Vision ve yapay zeka tarafındaki çalışmalarda Deep Learning'de bu böyle. Onun üzerinde sanki bir bina varmış gibi zannediyor yapay zeka. Yani hani onu anlayabilecek bir deha yok orada. Siz neyi nasıl öğretirseniz o şekilde öğrenecek ve o şekilde davranacak. Bu nedenle de tabii üzerinde bir dataset oluşturma tarafına vesaire gireceğim. Dataset nedir gibi şeyler ama datasetin nasıl oluşturulduğunu detaylarına giremeyeceğim şimdi. Ama bu bahsettiğim şey aslında bir veriyi oluştururken, öğrenme için, öğretme için kullanılacak veriyi oluştururken nelere dikkat etmeniz gerektiğini gösteren en önemli konulardan bir tanesi. Eğer
cam gibi şeyler üzerinde çalışacaksanız bunun size saydamlık tarafında problem yaşatacağını ve ona göre düşünerek çalışma yapmanız gerektiğini söyleyebilirim. Aynı şekilde buradaki temel problem bu diyebilirim. Saydamlık ve birbirine benzeme olayı. O yüzden mesela şurada dikkat ederseniz köşeleri çok fazla resmin içerisinde olmayan, yani tam bir resim yok burada aslında. Parça parça resimler var ve bununla da doğru bir öğretme yapılamadığını anlayabiliyoruz. Belki çok daha farklı çeşitte resimler kullanılması gerekebilirdi. Her birisi için söylüyorum ben. Şurada tahmin üretilen her bir parça için, her bir klas için bunları söylüyorum. Eğer ne kadar doğru fotoğrafla ve doğru sayıda fotoğrafla bunları eğitirseniz başarı oranınız o kadar artacaktır diyelim ve geçelim. Hinton amcamız bu sağdaki ve diğerleri de öğrencileri. Hani şu an açıkçası yapay zeka tarafında tabii ki 1957'den beri çok fazla üstadın yaptığı şey var. Bunları hani şu an sadece Geoffrey Hinton bunu yaptı diyemeyiz ama güncel yaptığımız çalışmalardaki en büyük teknik sorunları çözenlerden bir tanesi Hinton'du diyebilirim. O yüzden de kendisine yapay zekanın biraz kurucu babası da deniyor. Mesela Andrew Ng var. Bu deep learning çalışmalarında çok fazla duymuş olabilirsiniz. Deep learning.ai işte Google'ın ve Baidu'nun takım liderlerinden bir tanesiydi vesaire. Mesela onun da aynı şekilde Hinton'a birçok yayınında bunu söylediğini rahatlıkla duyabilirsiniz. Yani size işte yapay zekanın babası diyorlar, ne diyorsunuz gibi. Ve diğerleri de bu bahsettiğimiz öğrencisi olan arkadaşlar. Mesela AlexNet, işte buradaki Alex'ten geliyor. Alex vesaire gibi. Bunlara geçiyorum sadece bilginiz olması açısından. Ve yapay zeka bilimsel temelleri tarafında da hızlı geçeceğim. Bunları normalde üzerinde çok ciddi konuşulması gereken konular. Ama hani böyle mesela bir şeye başlarsınız ve ona odaklanarak öğrenmeye çalışırsınız ve bunun neresinden başlayacağınızı bilmiyorsanız onu doğru anlamanız da pek mümkün değil. O yüzden de yapay zeka gibi multidisipliner dediğimiz bu çok disiplinli uzmanlıklardan bir tanesi de bunu doğru anlamak. Ve bilimsel temelleri de o yüzden doğru anlamanız gerekiyor. Mesela bilgisayar bilimleri ve mühendislik tarafı yani donanımla yazılım yapay zekanın zaten bildiğiniz en temel gereksinimi. Mesela yazılımcı olmadan yapay zeka uzmanı olabilir miyim mesela? Bunu duyuyorum maalesef. Maalesef çünkü böyle bir şey mümkün değil. Kod yazacaksınız sürekli. O yüzden yazılımcı olmanız gerekiyor. Şu an günümüzde en büyük problemlerden bir tanesi de aslında direkt veri bilimci olarak işe girmek ya da junior data scientist olarak işe girmek ya da bu odakta çalışmak. Ama bu arkadaşlar mesela istatistik temelinden geliyor olabilirler. Gerçekten doğru bir temel. İstatistik bu işin machine learning'in aslında çok ciddi oranda çekirdeğini öğrenebileceğiniz alanlardan bir tanesi. Bu doğru. Ama bunu sadece istatistik olarak düşündükleri için ya da sadece matematik olarak düşündükleri için genellikle başarı tarafında ciddi sorunlar yaşıyorlar. Yani çok çok iyi algoritma geliştirici de olabilir ama nihayetinde bunu eğer sen yazılımcı olarak o işi yapmaya başladıysan yapay zeka geliştirici olarak machine learning developer, deep learning developer vesaire gibi senin kod yazman gerekiyor. Aksi halde mesela algoritma mühendisliği diye bir şey var. O zaman algoritma mühendisi olman lazım. Yani hiç kod yazmayayım ama ben sadece algoritmasına odaklanayım diyorsanız bu da bir tercih.
Mesela savunma sanayinde, uzay teknolojilerinde vesaire algoritma mühendisliği ayrıdır. O zaman buna odaklanırsınız. Çok fazla kod yazmanıza gerek yok. Böyle tanıdığım kişiler de var. Hani ufak tefek yazarlar sadece. Bu ayrı. Ama bizim gibi geliştirici olacaksınız, iyi bir yazılımcı olmanız lazım. O yüzden burası önemli. Felsefe bu aslında işin muhakeme kurallarını anlamanızı sağlayan ve bol bol okumanız gereken, düşünce pratiği yapmanız gereken bir alan. Tabii ki felsefe uzmanı olmaktan bahsetmiyoruz. Hiçbirimiz de değiliz. İyi bir felsefeci, iyi bir yapay zekacı olacak diye bir kural da yok. Sadece yapay zeka çok disiplinli bir alan ve bunun alt başlıklarından bir tanesi tartışılmaz bir şekilde felsefe. Mesela günümüzde de hatta son birkaç yıldır çok fazla duymuş olabilirsiniz. Örneğin bir insansız otomobil kaçınılmaz bir şekilde kaza yapacak. Böyle bir durumda önünde birkaç tane seçenek var. İşte bir tane çocuk, kız, erkek çocuğu neyse, bir tane yaşlı, bir tane işte engelli, bir tane şu, bu vesaire gibi ya da bir grup var. Böyle bir durumda hangisini seçmesi gerekiyor kaza yapmak için? Yani özetle aslında hangisini gerekiyor? Yani yapay zeka bunu soruyorlar mesela. Bu aslında yazılımcının cevaplaması gereken bir şey değil. Yani bunu biraz bir ses gider gibi olabileceği için iyi varmış gibi görünüyor. O yüzden bekliyorum. Şu an sorun yok. Bu bahsettiğim şey aslında yazılımcının ya da avukatların ya da devlet yetkililerinin üzerinde düşünebileceği bir şey değil. Bu tamamen felsefik bir soru. Ve buna nasıl cevap verirseniz verin aslında doğru cevap veremeyeceksiniz. Çünkü insan bir kaza yapma anında, kaza anında düşünmüyor. Üzerinde bir hesaplama, algoritma çalıştırmıyor. Kimisi korkuyla sağa sola çeviriyor. Kimisi donup kalıyor. Mesela bu yerde en önde ne varsa ona doğru sürüyor. Bir başkası çok soğukkanlıdır. Önünde bir duvara çarpar. Mesela bunu yapanlar da var. Bir direğe çarpar vesaire gibi. Ya uçurumdan şey yapar. İlk akla gelen dahiyane fikirlerden bir tanesi de araç kendini infilak etsin mesela. Hani senin satın aldığın araç kendini infilak ettirsin gibi. Mesela bu da bir bakış açısı ama o aracı o parayı kim verir? Şimdi bu felsefik bir soru. Bunun gibi çok fazla şey var. Mesela insansız hava araçlarında bu silahlı olan versiyonlarında özellikle birkaç yıldır tabii ki bunlar biraz underground teknoloji olarak farklı farklı ülkeler tarafından kullanılıyor ama ticari olarak çok fazla kullanılan bir şey değil. Ama mesela yapay zekanın İHA tarafından, SİHA tarafından bir öldürme yetkisiyle yetkisi verebilir hale getirir. Acaba bunu yaptırmalı mıyız? Bunun üzerine konuşuluyor. Bak mesela bu avukatların ya da nasıl diyeyim yasal uzmanların söyleyebileceği bir şey değil. Çünkü daha önce yapılmamıştı bu. Daha önce böyle bir şey yoktu. Bir yapay zeka hukuku diye bir şey yoktu gibi. Önce bir sorunun ortaya çıkması gerekiyor hukuk tarafında incelenmesi için. Şimdi bu tarafta öncelikle felsefecilerin üzerinde düşünmesi ve fikirler ortaya atması gerekiyor mesela. Bir şeyleri olgunlaştırması gerekiyor gibi. Ve bazı sorunların yaşanması gerekiyor ki hukuk tarafında bunun bir karşılığı olsun. Bir diğer konu da, bu arada ara ara okuyorum yorumlarınızı. Bir diğer konu da matematik. Bunu es geçmiyorum. Mantık, algoritma ve optimizasyon tarafı. Ama şöyle en temel bir soru geliyor sürekli, yıllardır. Ve anlıyorum neden olduğunu da. Şimdi bir yapay zeka kaynağı aldığınızda, bu yapay zeka kaynağını incelerken sürekli matematik görüyorsunuz. Yani yapay zeka mı öğreniyorum, matematik mi öğreniyorum diye düşünürken, haklı olarak soruyorsunuz. Yani birileri yazılım geliştiriyor
Ama ben sürekli matematik işte birileri diyelim TensorFlow diye bir şeyden bahsediyor. Google'ın geliştirdiği Machine Learning Library ya da PyTorch'tan, Facebook'unkinden falan. Yani onu kullanan herkes matematik mi biliyor falan gibi. Ben bunu şöyle ayırıyorum. Biraz daha eski bir konu olduğu için oyun geliştirme. Daha böyle olgun bir konu olduğu için söylüyorum. Mesela oyun geliştirmede örneğin 10 yaşındaki birisi rahatlıkla oyun geliştirebilir. İlgisi varsa yazılıma. Unity'nin altyapılarını, teknolojilerini alır. Unity 3D. Ya da open source var ya da tonla şey var. Farklı teknoloji var. Oyun geliştirme motoru. Game engine dediğimiz. Ya da fizik motoru vesaire. Bunları alıp bunlar üzerine gerçekten tamam gene çok kod yazması gerekiyor ama normalde 1000 satır yazması gerekiyorsa diyelim bunu 10 satırda 15 satırda halledebileceği şekilde parçalar halinde oluşturulmuş altyapılar var. Oyun motorları falan, fizik motorları şu. Şimdi oyun geliştirme tarafında normalde matematik olmadan fizik motoru üzerinde kıpırdayamazsınız bile. Yani bir grafik kütüphanesi yazmak için bilmeniz gerekiyor. Ya da bir fizik motoru üzerinde çalışmak için şu an ses geliyor gibi. Geliyor. Ses geliyor mu şu an? Tekrar bağlandım sanırım. Sesim geliyor mu? Geliyor. Süper. Teşekkür ederiz. Ben hemen sunuma tekrar dönüyorum. Hızlı bir şekilde. Evet, matematik. Şu an sunum geliyor mu? Tamam, peki. Tamam. Evet, flow'u görüyorum. Teşekkür ederim. Matematik tarafı önemli. İlk akla gelen sorulardan bir tanesi. Matematiğim çok mu iyi olmalı? Şöyle özetleyeyim ben size. Mesela oyun geliştirirken de böyle, az önce anlattığım gibi, o fizik motorunu temelini çekirdeği geliştirmek için çok iyi yazılımcı ve çok iyi matematikçi olmanız gerekiyor. Fizik kuralları vesaire, şu bu vesaire. Yani tonla alt teknoloji ve bilim dalı var. Ama mesela o oyun motorunu kullanarak bizim gibi normal geliştiriciler rahatlıkla oyun geliştirebiliyor. Bunu maddi anlamda düşünürseniz milyon dolara satabileceğiniz oyunlar geliştirebiliyorsunuz. Ya da çok gelişmiş oyunlar yapabiliyorsunuz filan. Ama hedeflediğiniz nokta nedir? Bir oyun motoru geliştirmek mi? Fizik motoru vesaire gibi alt teknoloji. Yoksa onun olarak bir oyun geliştirmek mi? Eğer bunun temel teknolojiler, kök teknolojiler tarafında bir mesela Unity 3D'nin çekirdek ekibinde olmak istiyorsanız iyi matematikçi olmanız gerekiyor.
oyun teorilerini çok iyi bilmeniz gerekiyor. Fizik motoru vesaire. Bunun üzerine gerçekten uzmanlaşmış olmanız gerekiyor. Bunu ayrı tutuyorum. Ama dediğim gibi onları kullanarak application developer olacaksanız buna ihtiyacınız yok. Yapay zeka birebir aynı. Lise seviyesinde matematikle rahatlıkla yapay zeka geliştirici deep learning dahil, computer vision çalışmaları dahil bunları yapabilirsiniz. Ama dediğim gibi mesela bunun anlamı şu değil. Örneğin TensorFlow çekirdeğini geliştirmek ya da TensorFlow gibi bir library geliştirmek için buna ihtiyacım yok. Matematiğe ihtiyacım yok değil. Bu tamamen farklı bir konu. Algoritmalar üzerinde çok güçlü bir şekilde çalışmak için ciddi bir matematik bilgisine ihtiyacınız olur. Ama application development tarafında buna ihtiyacınız yok. Buna var diyorlarsa hiç uygulama geliştirmemişlerdir. Yapay zeka tarafında, machine learning, deep learning'de vesaire gibi. Ama ben dediğim gibi lise seviyesinde matematik bunun için yeterli. Uçup kaçmaya gerek yok açıkçası. Ve kavram bilimi, psikoloji, bunlara geçiyorum. Sinir bilimi, bir beynin nasıl çalıştığını falan sinir bilimi üzerinden anlayabilirsiniz zaten. Biyoloji, taktik bilimi bunu konuştuk ve temel bilgisayar bilimlerinin en temel olan dil bilimi başlıkları. Şimdi yapay zekanın kapsamı geçmeden önce sorayım. Mola vereyim mi? Şöyle size soruyorum. Mola verelim mi yoksa ben devam edeyim mi? Böyle Ramazan sorun değil benim için. Oruçluyken de anlatabilirim saatlerce. Güzel. 3'te eğitim var. Oo. Yani zaman bizi peki. Tamam, ben devam ediyorum. Anlatacak çok konu var. Ben mümkün olduğunca daha fazla şey anlatmak istiyorum açıkçası. O yüzden biraz da hızlı anlatıyorum. Şöyle, yapay zekanın kapsamı. Bunu biraz daha tamam. Bir eğitim daha varmış. Tamam, diğer modüle modülün zamanından çalmayalım. Tamam. Bunu biraz daha yapay zekanın kapsamını biraz da insan modülü üzerinden anlatmaya çalıştım. Ve bu şekilde yapmaya çalışıyorum. Mesela şimdi beyin dediğimizde aklımıza gelmesi gereken şey nedir? Algı ve öğrenme. Öğrenmeyi ve algılama tarafını biz beyinle yapıyoruz. Bunun yapay zekada karşılığı, fonksiyonel olarak karşılığı, machine learning ve deep learning dediğimiz başlıklar. Görü tarafı, computer vision dediğimiz şey. Mesela bunu da bir göz gibi algılamayın. Gözü bir kamera gibi düşünün. İnsan gözünü bir kamera gibi. Ama görü yeteneği, onu yani gözün aldığı veriyi, görseli alıp beyinde bir şekilde işte computer vision diyoruz yapay zeka tarafında. Hafıza tarafı big data dediğimiz. Şimdi hafızayı bir veri depolama olarak düşünebilirsiniz. Bunu niye database demedi, niye veri tabanı, neden NoSQL demedi gibi. Ama bu o anlamda bir şey değil. Veri depolamadan ziyade beyindeki o nöronların arasındaki real-time süreçlerden bahsediyorum. Mesela nöronlar birbirleri arasında veri transferi yaparlar. Yapmak zorundadırlar daha doğrusu. Bir bilginin alışverişinin yapılabilmesi için. Hatta işte nöronlar arasında, bu tabii biyokimyasal olan bir şey. Biyokimyasal bir şey. Elektriksel ve biyokimyasal bir süreç beyindeki. Ama burada mesela verinin A noktasından B noktasına gidebilmesi süreçleri gene streaming dediğimiz yazılımda da mesela real time streaming ya da fast data streaming, fast data processing vesaire ne diyorsanız bunlar gibi başlıklarda yazılımsal olarak da yapılan şeyler teknik tarafta. Süreçleri işliyor. Biz buna da genel olarak big data diyelim. Yani çok yoksa çok fazla uzatmam gerekiyor orayı. O yüzden de big data olarak bıraktım. İletişim NLP yani doğal dil işleme ve speech recognition dediğimiz taraf. Text to speech yani metinden sese ya da sesten metne bunun üzerinde çok çok sağlam araştırmalar var.
çalışmalar var, hatta sadece araştırmalar değil. Uzun zamandır bir insansız fabrika projesi üzerinde çalışıyoruz mesela. Orada aslında bu süreçleri çok ciddi anlamda yapacak alt teknolojiler üzerine araştırmalar yapıyorum. Tabii ki Google'ın bu alanda çalışmaları var, Facebook'un var, şu bu vesaire tonla. Hatta Mozilla mesela, Firefox'un geliştiricisi Mozilla, onun da IoT ve bu yapay zeka tarafında bazı, özellikle NLP ve Speech Recognition tarafında çalışmaları var. Bunlar hepsini inceliyoruz. Çünkü örneğin bir insansız fabrika yapmak için her şeyi siz yapamazsınız. Yapılmış birçok projeyi kullanmanız gerekiyor. Milyonlarca, onlarca milyon kod, milyon satır kod yazmanız lazım Excel'de falan. Fiziksel beden dediğimiz burası sadece robotics değil aslında. Bir de IoT kısmı var. Bu eşyaların interneti. Nesnelerin interneti değil aslında o. Internet of Things. Eşyaların internetiyle robotics dediğimiz. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. Herhangi bir şekilde bir fabrika mesela ya da bir otomobil. Mesela otomobilin beynini geliştirdiğinizi varsayalım. İnsansız olarak çalışması için. Ama bunu fiziksel olarak bir otomobile aktarmazsanız hiçbir anlamı yok. Yani yazılmış milyonlarca satır kod, 500 milyon satır kod belki. Ya da bir örneğin evinizde ısıtıcı var. Isıtıcıyı bir şekilde diyorsunuz ki şu sensörden gelen veriyle bu ısıtıcının değerini güncelle, değiştir. Şimdi bir sensörden veri almanız gerekiyor. Sensör dediğimiz IoT cihazlardan bir tanesi, fiziksel beden. Ondan o bilgiyi alıp kendisi karar mekanizmasında kararı verip bir şekilde belki o günkü hava durumuna göre, belki o günkü senin moduna göre, bazen sıcağı seviyorsundur, bazen soğuğu seviyorsundur gibi. Bunun gibi birçok şeyle karar verip sonra diyelim ısıyı dengeleyecek. Isıyı dengelemek için de gene bir IoT cihaza talimat vermesi gerekiyor. Çünkü bunu sağlayan o gibi. Ya da robotics mesela, üretim tarafında kullanılan robot, endüstriyel robotlar gibi tonla şey var. Mesela bunu ben eminim ki çok yakın zamanda savaş tarafında robot teknolojileriyle, hani karar alan robot teknolojileriyle karşılaşıyor olacağımızı düşünüyorum ki belki 10-15 yıllık çalışmaları ben inceliyordum. Hani 15 yıldır falan birçok çalışmayı inceliyorum. Orada mesela DARPA'nın özellikle üstü kapalı, buna dark teknoloji deniyor aslında. Yani biraz underground çalışmalar falan. Bunları çok ciddi Ar-Ge çalışmaları yaptığını da biliyoruz. Robotik tarafta. Şöyle bakayım, soru var mı? Türkiye'de sensör üretiliyor. Tabii her sensör değil ama son birkaç yıldır özellikle mikroçip dahil Aselsan, Aselsan'ın ürettiği bazı çalışmalar var. Devletin savunma tarafındaki üreticilerinin üzerinde çalıştığı bazı çalışmalar var. Ama tabii Çin gibi değiliz. O da ayrı bir gerçek. Ama hiç yoktan iyidir. Başladık yani. Yapay zeka alt kavramlar. Bu arada az önce bir soruya cevaben söyledim. Türkiye'de sensör üretiliyor mu? Yurt dışına mı bağımlıyız? Diye bir soru geldi. Onu cevapladım. Yapay zekanın alt kavramlarına geçiyorum. Artificial Intelligence, baş harflerinden alacağınız gibi AI, 1957'den beri kullanılan terim bu. Bunu artık geçiyoruz. Mesela Machine Learning, Deep Learning. Neden günümüzde bunlar kullanılıyor? AI nedir? AI ne zaman kullanmak lazım? AI'yı şöyle diyeyim. Ben bunu çok özet olarak şöyle anlatıyorum. Teknik olmayan kimselere yapay zekadan bahsederken yapay zeka söyle demek lazım. Ama teknik olan, yapay zekanın içinde olan kişilere machine learning, deep learning, data science, computer vision, NLP, data engineering gibi ayrı ayrı neyseniz onu anlatmak gerekiyor. O şekilde bir title. Bunların ayrımasının temel sebebi, bu benim yorumum, 1957'den beri AI kullanılıyor. Ama bir hani Microsoft'un Internet Explorer gibi marka olarak biraz
zarar gördü. Çünkü çok fazla o yapay zeka çok fazla kullanıldı ama çok fazla kış gördü. Yapay zeka kışı diye araştırırsanız diyelim dünyada belli bir sorunu çözdük diyorlar. Bir algoritma geliştiriliyor. Ondan sonra zengin kişiler ciddi anlamda yatırım yapıyor buna. Milyarlarca dolar. Donanım üretmeye başlıyorlar. Şu bu derken bir bakıyorlar ki meğerse aslında fake habermiş mesela. Yani yeterli değilmiş o algoritmanın geliştirilmesi. Çünkü o başka bir sorunu çözemiyor gibi. O yüzden de böyle birkaç sefer, birkaç 10 yıllık farklı dilimlerde kışlar gerçekleşti. O yapay zekanın hiçbir iş yapamadığı, üzerinde çalışılamadığı ve insanların hayallerini kırıldığı bir dönemler oldu. Bunlara yapay zeka kışı diyoruz genel olarak. O yüzden bir yeniden markalama çalışması gibi de düşünebilirsiniz. Machine Learning bu şekilde ortaya çıktı. Makine öğrenmesi. Ve istatistik temelleri üzerine kuruldu. Daha doğrusu. İstatistik temellerinden kastım da her şey istatistik değildir. Ama bir istatistikçi gerçekten rahatlıkla çok ciddi odaklanarak yazılım bilgisi de varsa ya da öğreniyorsa hızlı bir şekilde machine learning tarafına girebilir. Deep learning'i ayrı tutuyorum. Deep learning öyle değil. Deep learning, machine learning'in bir küçük niş başlığı. İçerisinde daha core diyebileceğimiz bir alan. Ama odağı çok farklı. Bu biraz tartışma konusu piyasada da. Açıkçası machine learning öğrenmek zorundasın diyenler de var. Deep learning'e geçmek için. Kimisi biraz daha buna akademik yaklaşıp işte machine learning temellerini biliyor olman gerekiyor. Deep learning yapman için diyebilir. Ben pek öyle diyemiyorum. Machine learning hiç bilmiyor olmaktan bahsetmiyorum. Ama machine learning uzmanı olup sonra deep learning uzmanı olmak diye bir şey bana çok makul gelmiyor açıkçası. Ben daha çok deep learning odaklıyım mesela. Ve machine learning çalışmaları da yapıyorum ama ana odağım deep learning ile daha çok görsel veriler üzerinde çalışmak. Kısmen de bazen ses vesaire gibi. Data science bu arada sağ tarafında bunların kısaltmalarını yazıyorum. AI, ML, DL. Şu DC yanlış yazdığım ve üzerinde sürekli güncelleyemediğim bir şey hata. DS gibi düşünebilirsiniz ama bunu pek anlamaz kimse DS diye. Onu data science diye açıklayabilirsiniz. Ama diğerleri artık daha kalıplaştı diyebilirim. Mesela Computer Vision'ın da CV olduğunu birçok kaynakta görürsünüz ama sektörde bile bunun böyle söylediğinizde bunu bir rezüme gibi anlayan var gibi. O yüzden bu tarafı bir açıklayıcı kısaltma gibi düşünebilirsiniz. Data science önemli konulardan bir tanesi. Yalnız çok ilginçtir. Özellikle bizim ülkemizde data scientist olup bunun ne olduğunu bilmeyen çok kişi var. Yani San Francisco'da da gördüm gerçekten. Data science nedir diye sorduğumuzda data scientist'e bunu açıklayamıyor. Bu aslında çok basit bir şey. Sadece junior olarak bu alanda başladığında ona bu title'ı veren kişinin sadece o kadroyu doldurmaya çalışmasından ibaret. Bu sorunun sebebi bu, kaynağı bu. Halbuki data science algoritması şurada gösterdiğim gibi gayet basit. Bunu machine learning diye de söyleyebilirsiniz sadece. Yani deep learning'i söylemeseniz de olabilir. Çünkü deep learning, machine learning'in bir alt başlığıdır zaten. Machine learning artı domain bilgisi. Bu kadar basit. Yani machine learning developer olacaksınız. Geliştirici anlamında söylüyorum. Bunu TensorFlow'la yapın, PyTorch'la yapın, ne yapıyorsanız herhangi bir şeyle, scikit-learn'le yapın. Ama artı domain bilgisi olmak zorunda. Mesela bunu şöyle örnekleyeyim. Diyelim ki benim temellerim finans değil. Yani ben finans temellerinden gelmiyorum. Ya da bir tıp alanından da gelmiyorum. Tıp uzmanlığım da yok. Mesela ya da bankacılık tarafından gelmiyorum vesaire gibi. Hatta tarımdan da gelmiyorum. Mesela tarım alanında bir yapay zeka çalışması yapabilirim. Finans alanında yapabilirim. Ki yapıyorum bunları. Mesela tıp alanında da yapabilirim.
birçok görsel veri üzerinde deep learning algoritmaları çalıştırıp onlardan öğrenme yapabilirim. Kanser tespiti şu bu vesaire çok daha ileri seviye olanlarda. Ama ben mesela tıp alanında data scientist değilim. Olamam. İmkansız demiyorum, olamam. Yani gidip o alanda uzmanlaşırsam, mesela beyin üzerinde nöroloji biliminde uzmanlaşırsam, bu yaşımdan sonra da sorun değil. O zaman ben data scientist olurum ama o alanda olabilirim sadece. Gidip mesela diyelim nöroloji ya da neuroscience aklınıza ne geliyorsa neuroscience tarafında data scientist olup aynı zamanda finans alanında data scientist olamazsınız. Bu mümkün değil. Demek istediğim bu. Bir alanda data scientist olursunuz, diğer alanda developer. Machine Learning Developer olursunuz ancak. Mesela benim o yüzden mesela Data Scientist çalışmaları yapıyorum ama ben Data Scientist değilim. Çünkü finans alanına odaklanmak gibi bir düşüncem yok. Ben orada bir girişim ya da bir proje yapıyorum finans uzmanlarıyla. Onlardan danışmanlık alarak yıllarını o işe vermiş kişiler, akademisyen, şu bu, geliştirici, 15 yıldır o sektörde çalışan. Ben geliştirmesini yapıyorum developer olarak. Projeyi çalıştırıyorum. Onlar testlerini yapıyor, her şeyini yapıyor. Ben onlardan koçluk alarak bu ekibi oluşturup bir finans data science ekibi kurmuş oluyorum. Aynı şeyi tıp alanında yaparsam, mesela doktorlardan oluşan şu bu vesaire, ben orada geliştirici olurum. O ekip data science ekibi olur. Ekip olarak data science gibi. O yüzden şu an junior data science olayını ben anlamıyorum diyebilirim gerçekten. Junior neyin junior'ı? Tamam. Peki. Diğer eğitime başlamak zorunda kalacağımız için bir arkadaş söyledi. Yasin, diğer eğitime kadar olabildiğince sunumu görmek için hız kazanabilir miyiz? Güzel gidiyor lakin diğer eğitimi ertelemezler zannımca. Yarım kalmasın. Aslında birlikten kuvvet doğar. Ertelettirebilirdik ama. Tamam, ben şöyle gideceğim. Öncelikle bu sunumu sizinle paylaşacağım zaten. Bu sanırım 60, 70, belki de 80 hatırlamıyorum. Sayfalık bir şey. Dediğim gibi 2-3 günlük bir eğitim bu. Saatlerce sabahtan akşama kadar anlatıyoruz. O yüzden bunu ben hızlı hızlı geçeyim. Tamam. Sunumdan incelersiniz geri kalanını. Computer Vision CV bunu dediğim gibi bu yapay zekanın normalde bir alt başlığı değildi. Birçok data scientist bunu biraz daha şey yapıyor. Aslında bunun alt başlığı değil, şu bu değil falan ama hiçbirisi alt başlığı değil. Zaten ama zamanla bunun içerisinde kullandığımız bir şey. Deep learning, resim üzerinde, video üzerinde, stream üzerinde işlem yapacaksınız mecburen. Bunu tıp alanında yapsanız da öyle olacak. Otomobil geliştiriyorsanız da öyle olacak. O yüzden Computer Vision bunun alt başlığıdır. NLP doğal dil işleme. Data Engineering bu da yine kurulan bir tanesi anlamak için. Ben sadece gerçekten tecrübeli Data Engineer diyebileceğim kişilerden bunun ne olduğunu bildiklerini duydum diyebilirim. Yani Data Science gibi bir şey. Mesela Data Engineering aslında teknik olarak Machine Learning kökenin temellerini bilen DevOps'çudur. Bu kadar basit. Buna yani farklı farklı title'lar, anlamlar yüklemenize gerek yok. DevOps bizim geliştirdiğimiz yazılımların cloud tarafında, sunucu tarafında, bir deployment tarafında gerçekten çok fazla alt gereksinimleri var. Alt kurulması gereken, konfigüre edilmesi gereken yazılımlar, şu bu vesaire. Bunları yapan kişilere data engineer diyoruz. DevOps'tur bu arkadaşlar. Developer Operations'dan gelir. Ama normal bir DevOps'çu yapay zekanın DevOps süreçlerini bilemez. Onun bu nedenle bir deployment süreci biliyor olması lazım. Tabii yapay zeka modelleştirildiğinde örneğin bu modelin nasıl yayınlanacağı. Mesela şu an bahsettiğim insansız fabrika çalışmalarında çok devasa altyapılar geliştiriyoruz. Bunların altyapılarında tahmin edemeyeceğiniz kadar
hem cloud hem DevOps yazılımları geliştirmek. Bu Rails'in geliştirilmesi, dağıtık bir computer vision, dağıtık bir deep learning modelinin geliştirmesi ya da mesela bir request geldiğinde, yani tabii ki genel makro servis mimarisini geliştirmiş olmanız lazım. Onu geçiyorum. Bir request geldiğinde, örneğin bu request bir tane deep learning işlemi yapacak. O da resim üzerinde çalışacak. Bu da örneğin çok yüksek hesaplamayla bile her bir resim üzerinde 5 saniye sürdüğünü düşünün. Ve ciddi anlamda GPU tüketecek. Sunucu tarafındaki GPU'lar üzerinde bu hesaplamalar yapılıyor vesaire. Şimdi bu yük dengelemesini nasıl yapacaksın? Bak, bunu mesela yazılımcı olarak biz yapıyoruz. Ama bunu geliştirdikten sonra onların kurulum, sunucu tarafındaki konfigürasyon vesaire ayarlamalar, bunlar DevOps'çuların işi. Ya da hazır bir yazılım kullanacaksam direkt DevOps'çunun işi bu mesela gibi. Bunu geçiyorum. Bir soru mu var? Tamam. O zaman şöyle geçiyorum. Hızlı hızlı geçeceğim bundan sonra arkadaşlar. Nöron ve neural network. Nöron dediğimiz bunun bilimsel karşılığı. Bildiğiniz gibi insan beynindeki ve bunun neural taraftaki, işte yapay zeka tarafındaki karşılığı da şu. Öncelikle en temel hali, en basit bir nöron böyle değil. Bu aslında biraz daha gelişmiş bir hali. Ama doğru anlamamız gereken hali şu diyebilirim. Şimdi sol tarafta öncelikle bir neural network'te bir input katmanı vardır. Bir de output katmanı vardır. Aradaki hidden katmanı optional'dır. Olmak zorunda değildir. Ve bunların da dört tane farklı node olması. Bunlara node diyoruz. Yuvarlaklara. Birkaç farklı isim var ama node diyebilirsiniz. Hücre gibi düşünebilirsiniz. Bir beyindeki. Ve bunların da dörtlü sıralı olması diye bir şey yok. Yani bir tane giriş, bir tane çıkış olabilir gibi en basit hali zaten bu. Mesela perceptron. Perceptron'u araştırabilirsiniz. En basit hallerinden bir tanesidir neural network'lerin. Şimdi sol tarafta input layer dediğimiz bir katman var. Şuna dikey olarak bir katman diyoruz. Diğer katman şu, bir tanesi diğeri şu, bir tanesi şu, en sonunda çıktı olarak bu. Output layer. Buradan bir resim geldiğini düşünün. Video geldiğini, ne olursa olsun herhangi bir sayısal veri geldiğini düşünün. Bunlar bir kendi içerisinde bazı matematiksel işlemlere tabi tutularak mesela 0,2 ile çarp, böl, topla vesaire. Bakın matematiği bu kadar. Bu kısımdaki matematik bu. Ama şunun iç dinamiklerinin matematiğini anlamak, hiyerarşinin matematiğini anlamak farklı bir konu. Ama teknik olarak bunu geliştirirken her bir nodun yaptığı görevleri temel olarak matematiksel çalışmalarını yapmak gerçekten lise matematiği falan. Ve bu kendisi bir tane işlem yaptıktan sonra sonucunu bir sonraki katmandaki herhangi bir nodun ya da birden fazla nodun input'u olarak gönderiyor. Bakın dikkat edin oklara. Sol tarafta burası dışarıdan bir veri aldı bir şekilde. Resimdi. Tamam. Onun hesapladı. 0 nokta bir şeyle bir şeylerle çarptı, topladı vesaire. Ondan sonra bir sonrakine kendisinin output'u onun input olarak gönderdi. Ve bu her risk geliyor. Bu aralarda çok fazla kural var. Yani sadece bu resim odaklı düşünmeyin. Birçok farklı algoritmanın çok fazla kuralları var. Onları girip şimdi kafanızı dağıtmak istemiyorum burada. Ama temel anlamda bu şekilde. Sonra bu katman da bu işi yapar. Kendi işini yapar. Sonra bir sonraki katmana geçer. Ondan sonra bir sonraki katman en sonunda da der ki output olarak mesela bu elma mıydı, armut muydu diye şurada soruldu input layer'da. Burada da armut dedi. Mesela. Bunu output layer'ı böyle düşünebilirsiniz. Geçiyorum. Bir başkası böyle. Mesela biyolojik taraftaki karşılığı şu. Yatay halinde şöyle düşünebilirsiniz sinyalleri falan. Bunlar birbiriyle ilişkili, birbiriyle ilişki içerisindeki biyolojik nöronlar. Aslında yapayı da onun gördüğünüz gibi birebir aynısı mantıksal olarak. Tabii bunun üzerine bile tartışanlar var. O yüzden çok takılmayın tartışanlara.
Yani işte bunun biyolojindeki yapılan akışla işte yapayınınki aynı değil diye iddia eden takıntılı insanlar da var. Önemsiz. Biz sadece bunu kopyalamaya çalışıyoruz. Birebir aynısı olmayacak tabii ki. Deep Learning az önce bahsettiğim mesela bir not, şuradaki bir not gibi düşünebilirsiniz şunları. Bunun yatay hali buradakiler. Mesela 1.2 kendisinden önceki nöronun output'u olarak gelen bir tane 1.2 var. Bir başka nörondan gelen -0.1 var. Bir başkasından gelen 0.3 var. Bunları kendisi input olarak alıyor. Kendi içerisinde bir hesaplamaya tabi tutup kendisinin output'u olarak gönderiyor. Nereye? Bir sonrakine mesela. Genel olarak böyle çalışıyor. Bunları biz mi belirliyoruz diyorsanız, hayır. Yapay zekada her şeyi biz yapmıyoruz. Yapay zekada çoğunlukla bu tür işleri algoritmalar yapar. Bir matematik gibi düşünün. Mesela matematikte üniversitede, lisede, ilkokuldan beri sürekli bir şeyler öğretilir, ezberletilir ya. Siz sorduğunuz zaman bu neden böyle diye, bu böyle denir. Çünkü bu böyle. Yapay zekada da böyle. O algoritmalar yıllar içerisinde, onlarca yıl içerisinde geliştirilmiş. Kimisi A sorununu çözmek için geliştirilmiş, kimisi Z sorununu. Z sorunu sizin ilginizi çekmiyorsa, sizin karşılaştığınız bir şey değilse, onu çözecek algoritmayla uğraşmayın. Çünkü binlerce algoritma var. Her şeyi bilemezsiniz, hiç kimse bilemeyecek. O yüzden neye odaklıysanız, metne odaklıysanız metin odaklı algoritmaları, architecture'ları çalışın. Resim, yani deep learning üzerine ise o şekilde filan. Peki, bir soru var gibi zaten istatistik temeli olan ve domain insight'ı kodlanan yazılım dediğiniz syntax kelimeler, atomlar. Hocam benim yapay zeka uzmanı olma şansım ve niyetim yok tahmin ediyorum. Eğitime katılanların geneli içinde bu durum böyle. Biz kendi şirketimizde, sektörümüzde faydalanabiliriz gibi. Anladım. Hızlı geçelim. Bize business'tan bahset diyorsunuz. O zaman ben şöyle geçeyim. Teknik olarak burada biraz daha görsel var. Görsel tarafta mesela input layer. Input layer dediğimiz aslında işte o CNN'in uygulanmış hali diyebilirsiniz. Burada bir tane resim geliyor. Bu resim üzerinden de input'u verdiğinizi düşünün ve hesaplanarak gidiyor. Burada mesela kafa karıştırıcı noktalardan bir tanesi, ya bu katmanlar neye göre belirleniyor? Deep learning dediğimiz şeydeki deep nedir? O derin kısmı nedir? Bu katmanlar aslında öğrenme kapasitesini artıran şeyler. Öğrenmenin kapasitesini, potansiyelini, işte gücünü artırmak için sadece katman oluşturmak yetiyor mu diyorsanız hayır. Bazen tam tersi çok fazla gereksiz katman oluşturursanız maliyetiniz de artar ama başarı oranınız da düşer. Ama burada teknik anlamda mesela şöyle bir yüzü, dikkat ederseniz bu yüzü anlayabilmesi için, algoritmanın öğrenebilmesi için örneğin 3 tane hidden layer'a ihtiyacı olsun. Bakın şurada ilkinde neye bakıyor? Çizgilere bakıyor. Herhangi bir şekilde piksellere baktığını düşünün bunu. Çizgilere bakıyor. Bunu bir insan gibi de düşünebilirsiniz. Hiç bilmediği bir nesneye, daha önce görmediği şekildeki bir nesneye bakarken anlayamıyor. İlk başta bir şekli anlamaya çalışıyor. O nedir? Çünkü odağı sınırlı. Ondan sonra bir sonraki katmanda bir şeyleri anladıktan sonra odaklanmaya başlıyor. Mesela göz diye bir şey. Çünkü bunu binlerce fotoğraftan sonra bakıyor ki ortak olan bazı şeyler var. Burun diye bir şey var. Göz diye bir şey var. Kaş vesaire gibi. Bir sonrakinde bakıyor ki yüz diye bir şey varmış. Daha böyle genel çerçeveden anlamaya çalışıyor. Böyle düşünebilirsiniz. Ondan sonra da output layer'da bu arkadaşın Mark olduğunu söylüyor. Şunu da söyleyeyim. Mesela business tarafında bu tür şeyler çok gerekecek. Mesela neden bu siyah beyaz? Neden renkli değil? Bu tabii ki her resim üzerinde böyle değil. Her CNN algoritması sadece siyah beyaz üzerinde çalışmaz ama bu tür yüz tarzında ve nesnenin rengine ihtiyacınızın olmadığı durumlarda
rengi çıkartmanız gerekiyor. Bu matematiksel bir süreç. RGB formatından işte siyah beyaz formatına sadece dönüştürmek. 0 ile 255 arasındaki renk kodlarına matematiksel olarak dönüştürüp üzerinde computational yani hesaplama yapılması gereken sayı adedini düşürmek. Bu sayede donanımsal olarak ve zaman olarak ciddi bir performans kazanmış oluyorsunuz gibi. Ama renge ihtiyacınız varsa mecburen renk kullanacaksınız. Neural network'lerden bazıları, mesela Perceptron demiştim, şu en basitlerinden bir tanesi. Bunlar onlarca yıl içerisinde farklı sorunları çözmek için tasarlanmış. Mesela en çok kullanacağınız ve duyacağınız şeylerden bir tanesi RNN, LSTM, Long Short Term Memory gibi Deep Feed Forward mesela bunlardan bir tanesi. Bunlar tabii biraz daha yaygın kullanılan şeyler. Boltzmann Machine, Markov Chain gibi. Daha da fazlası var. Çiçek deseni gibi görünüyor olabilir ama bunlar bayağı bir karmaşık şeyler. Her birisi. Mesela Deconvolutional Network bu ne gibi düşünebilirsiniz. Bunu mesela CNN'le bir sorunu çözmeye çalışan daha doğrusu herhangi bir sorunu çözmeye çalışan bir tanesi. Bir araştırmacı. CNN'le çözemediği sorunu işte CNN'i biraz daha değiştirip bir ağaç çıkartabiliyor gibi. Ama sorununu çözüyor. Ondan sonra o sorun ispatlanmış oluyor gibi düşünebilirsiniz. CVM, Support Vector Machine gibi. Şimdi sizin asıl yapay zeka projesi geliştirirken dikkat etmeniz gereken konulara da gelelim. Terminoloji. Aslında bunları geçeyim. Ben dataset tarafına biraz daha odaklanayım. Çünkü bu sunumu paylaşacağım. Şunları okuyabilirsiniz rahatlıkla. Bunlar terminoloji. Bunları bilmeniz gerekiyor. Feature, label, observation vesaire nedir bunlar? Ama dataset asıl uzmanlık gereken alan. Her yapay zeka geliştirici dataseti de doğru geliştirebilir diye bir şey yok bu arada. Biraz daha uzmanlık gereken bir şey, tecrübe. Dataset dediğimiz şey, mesela ben bunu resim üzerinden gideceğim. Biraz daha görsel olduğu için. Ama bunu metin olarak düşünebilirsiniz. Bir frekans düşünebilirsiniz. Mesela frekans verileri üzerinden deep learning yapacaksınız. Bu da mümkün. Video olabilir, ses olabilir, herhangi bir şey. Ama ben burada resim üzerinden anlatacağım. Bu şöyle diyeyim. Yapay zekada veri seti yoksa yapay zeka yoktur. Bu kadar basit. Hiçbir işe yaramaz geliştireceğiniz algoritmalar vesaire. Veri candır diyelim. Bu nedenle veri seti olacak. Mesela şöyle diyelim, business anlamında. Diyelim ki siz sağlık alanında, tıp alanında bir işte beyin tümörüyle alakalı bir şey yapacaksınız. Çok da iyi geliştirici ekibiniz var. Maddi olarak da sorun yok. Tamam. Bunu yapmak için dataset'e ihtiyacınız var. Yani gerçekten beyin tümörü fotoğraflarından, resimlerinden, işte MR'larından neyse onlardan oluşan resimlere ihtiyacınız var. Binlerce. Bu yoksa bu işi yapamazsınız. Bu kadar. Ve bunu da genellikle bu tür şeyleri böyle örnek olarak internette bulabilirsiniz ama birkaç yüz, 50-100 tane vesaire ciddi oranda bu tür veriler. Biraz anonimlik gerektirdiği için biraz da sağlık tarafında mesela ya da finansal kayıtlarda bu tür veriler stratejik olarak görüldüğü için çok paylaşılmazlar gibi. Bu önemli bir konu. Training ve test. Şimdi elimizde dataset var. Mesela ben otomobil hatta daha da basit indirelim. Elma ile armut fotoğraflarından oluşan 10 bin tane fotoğraflık resimlik veri setim var. Şimdi bunu ben 10 bin tane hazırladım. Prepared data diyorum. Ve bu veri seti içerisinde şimdi basit anlamda düşünürsek birincisi modeli bir şekilde geliştirmem gerekiyor. Yazılımsal kısmı geçtim. Öğretme kısmında da birincisi ona elma ile armutun ne olduğunu öğretmem gerekiyor. Doğru mu? Sonrasında da bunların test edilmesi gerekiyor.
Yani senin bilgini test etmem gerekiyor. Mesela bu eğitimden sonra diyelim, yapay zekayı tamam anlattık. Ondan sonra da 10 soruluk bir şey sordum diyelim. Şimdi test kısmı da böyle. Şimdi o 10 soruluk test sorularını şu an ben sana ya da eğitimden önce veriyor olsam bu çok mantıklı bir şey olmaz değil mi? O yüzden eğitim içerisinde anlattığım bilgilerle eğitimin sonunda soracağım 10 soru tamamen birbirinden farklı olması gerekiyor. Senin hiç görmemiş olman lazım bu eğitimi alan kişi olarak. Şimdi training data ile test data tarafı da tam olarak böyle. Elimizde 10 bin tane fotoğraftan oluşan veri seti var. Bunların bölmemiz lazım. Nasıl bölüneceğini anlatacağım. Onu veri seti kısmında. İkisini böleceğim. Bir kısmı sadece modelin, yani yapay zeka algoritmamıza model diyoruz biz, geliştirdiğimiz algoritmaya. O modelin eğitiminde kullanılacak. Diğer kısmı da tamamen farklı bir şekilde ayrılmış. O 10 bin içerisinden. Bu da modelin testi için kullanacak. Bu şekilde ikiye ayırdık. Terminoloji, training dataset, algoritmanın yani modelin öğrenmesi için sunulan gözlem verisine denir. Model bu sunulan veri üzerinden çeşitli çıkarımlarda bulunur. Mesela spam tespiti örneğinde çok sayıda spam ya da spam değil etiketlerine sahip e-postalar gibi. Detaylara girmiyorum. Neden Türkçe karakter değil, neden böyle olmamalı falan gibi. Bunlar böyle olmalı. Test dataset, gözlemler için eğitilen algoritmanın, yani binlerce fotoğrafla eğittik bir algoritmayı, onun ne kadar doğru karar verebildiğini test etmek için kullanılan veri seti. Modelin eğitilmesinden sonra, model eğitildikten sonra modele verilir. Bununla test et diye. Eğitim setinden tamamen farklı ve modele sunulmamış verilerden. Yani model o soruları hiç görmemiş olması gerekiyor. Eğitim bittikten sonra etkisiz olarak modele sunulur ve modelin tahminlerde bulunması vesaire gerekir. Buradaki olay şu. Özet olarak söylüyorum. 10 bin tane fotoğrafı ayırdınız. Test için ayırdığınız veri setini, mesela bunu 2000 tane fotoğraf diyelim. Sebebini anlatacağım. Neden 2000? 2000 tane fotoğraf diyelim. Bunu eğitimini yaptığınız veri setine daha önce gösterdiyseniz o veri seti artık o pikselleri, o resimdeki pikselleri öğrenmiştir. Daha önceden görmüştür. O yüzden onda başarılı olacaktır. Aslında overfitting dediğimiz temel sorunlardan bir tanesi bu. Bizim istediğimiz bu değil. Size sahte bir başarı gösterecektir doğal olarak. Çünkü kendisi gördü daha önce onu. O yüzden hiçbir şekilde görmemiş olması lazım test datasetini. Bunlara geçiyorum. Alt başlıklar, Machine Learning'in Supervised ve Reinforcement Learning temelde üçe ayrılıyor. Klasik Machine Learning'de Unsupervised ve Supervised olarak ayrılır. Nelere yaradığı şuralarda görüyorsunuz. İncelersiniz bunu. Mesela benim özellikle sevdiğim alanlardan bir tanesi ki şunlar temel klasik machine learning'de supervised, unsupervised. Ben daha çok reinforcement learning tarafı biraz daha yeni. Birkaç yıllık diyelim. O işte game AI, real time, gerçek zamanlı kararlar, robot navigation tarafı gibi bu çalışmalarda kullanılıyor. Bunun mantığı tamamen farklı. Mesela bu robotların işte Boston Dynamics'in robotu da olsa fark etmiyor. Bunların o navigasyon işlemlerini, etrafı tanıma, öğrenme gibi süreçleri tamamen reinforcement learning ile yapılıyor. Tabii 3 tane değil artık 4 tane oldu. Supervised, unsupervised. Bir de bunların ikisinin ortası semi supervised var. Çünkü clustering ve classification var. Clustering unsupervised'da, classification da supervised'da. Bunların ikisinin de birleşimi olduğu için semi supervised deniyor. Reinforcement learning, self-driving car gibi, mesela robot navigation gibi işlemlerde kullanılıyor. Geçiyorum. Bunları da geçiyorum. Metinsel veri olduğu için sunum zaten sizde olacak. Detaylı bir şekilde incelersiniz. Ben daha çok
Evet, buralar daha kritik olabilir sizin için. Sorun nedir? Yapay zeka projesine hazırlık. Sorun nedir? Şimdi soruna göre yapay zeka alt başlığına odaklanılması gerekiyor. Bu nedenle sorunu bilmek gerekiyor öncelikle. Hani biz X projemizde bir yapay zeka işi yapalım. Yapay zeka öğrenmiş oluruz derseniz yapay zekanın bir projeyi nasıl batırdığını öğrenirsiniz. Girişim anlamında faydalı olur ama teknik anlamda bir faydası olmaz. Çünkü altında çok fazla gerekli gereksiz sorusu var. Sunumla alakalı bir şey geldi. Slaytlar ekrana tam sığmıyor diye ama şu an bende tam görünüyor. Bilmiyorum sorun nedir. Umarım rahatsız etmiyordur. Devam ediyorum. Slide, tamam. Bir görüntü üzerine bir sorun çözülecekse önce bununla ilgili algoritmalar, teknolojiler ve kurallar belirlenmesi gerekiyor. Eğer siz ses üzerine çalışacaksanız, metin üzerine çalışacaksanız vesaire vesaire birçok soru var. O soruları belirledikten sonra uzman bir yapay zeka geliştiriciye bu mini raporu vermeniz gerekiyor. Bak benim hedefim şu. Sorunum bu. Elimde olabilecek olan veriler en ince detayına kadar şunlar. Yani ben bunlarla bunu yapabilir miyim? Ya da yapmalı mıyım? Diye sormanız gerekiyor işin aslı. Yapay zeka ile çözülecek sorun üzerine bir domain uzmanı var mı? Bu çok kritik. Mesela finans alanındaki yapay zeka sorununu sadece en iyi yazılımcılara sahip olarak çözemezsiniz. Çünkü bu sadece yazılımsal bir şey değildir. Bu finans uzmanlığı gerektiriyor. Aynı zamanda finans alanında iyi ve teknik süreçlerde de anlayan finansçılar olması gerekiyor. Dediğim gibi bu data science'ta o machine learning developer artı domain bilgisi konusu. Yapay zekada domain bilgisi olmadan projeye başlanmamalı. Direkt. Çünkü sonuç alamazsınız. Mümkün değil. Öğreneceğini nasıl yapılandıracağını bilemezsiniz. Hatta onu aldıktan sonra onun doğruluk oranının ne olup olmadığını da tahmin edemezsiniz. Çünkü uzman değilsiniz o konuda. Mesela diyelim ki finans alanında X algoritmasının sonucu örneğin %98 ya da %99 olması başarıdır. Ama mesela kanser tespitinde mesela %60 belki %70 de başarıdır. Sizin için başarı oranı nedir yani? Bunu bilmeniz lazım. Başarı hedefi nedir? Bu çok önemli. Yapay zeka ile çözülecek sorun belirlenmiş olabilir. Ancak hedeflenen başarı oranı nedir? Eğer başarı oranı belirlenmediyse modelin testi sonrasında elde edilen başarı oranının bir anlamı olmayacak. Karşılaştırma yapabilmek ve testin başarı oranını ölçebilmek için başarı oranı hedefi belirlenmelidir. Bunu domain uzmanı siz değilseniz siz yapamazsınız. Mesela X alanda bir sorun çözeceksiniz. Orada o konuda uzman kimse, mesela sağlık tarafında böyle projelerimiz oluyor. Çok ciddi yıllarını vermesi gereken domain uzmanlıkları gerekiyor o alanda diyelim. Süreçleri çok çok iyi bilen kişiler. Bunlar geliştirici ama 10 yıldır o alanda çalışıyor. Uzmanlaşmış. Şimdi bu kişilerle oturup diyelim biz sorunlara odaklanıyoruz ve biz tamamen gerçekçi bir şekilde diyoruz ki böyle bir olayda tahminim ne olmalı? Mesela %85 doğru diyorsa tabii ki o da atarak söylemiyor. Kendi tecrübe ve hesaplarına göre söylüyor olacak. %85 bir başarıdır. Tamam, o zaman benim hedefim %85. Ya da şunu diyebilir. Bu çok kritik bir sorun diyelim. %65 başarı olabilir ya da %99, %98 başarı olması gerekiyor diyebilir. Bu hedef belirlendikten sonra projeye başlanır. Sorunu çözmek için yeterli veriye sahip misin? Eğer yeterli veri yok ise veri çoğaltmak için çeşitli yollar bulunmalı ve teknikler uygulanmalı. Veri yoksa mesela diyelim ki elma ile armut üzerinden 10 bin tane fotoğraf var ama varsayalım ki 100 bin tane fotoğraf gerekiyor size. Mesela otomobiller için örneğin. Çok fazla çeşit var.
100 bin tane gerekiyor. Hatta bizim bir projemizde otomobille ilgili birkaç milyon fotoğraflık dataset oluşturduk. Bunu da overfitting gibi sorunlarla karşılaşmamak için, yani ezberleme sorunları ve artı olarak da daha yüksek başarı elde edebilmek için oran olarak data augmentation dediğimiz bir tekniğe başvurarak bu verileri de çoğaltıyoruz. Onları da slide'da bulacaksınız. Doğru teknolojileri seçtiğimizin her sorununu çözmek için farklı farklı bakış açıları ve teknolojiler gerekebilir. Çeşitli performans ve yeterlilik karşılaştırmaları vesaire. Şu an slide'dan okuyamıyorum. Zoom'un parçasından dolayı. Ama teknoloji tarafı çok ciddi öneme sahip. Mesela burada, yani şimdi business tarafı diyoruz ama bakın arkadaşlar, teknik tarafı anlamadan business'te karar veremezsiniz. Mümkün değil. Mesela siz 100 bin dolarlık bir donanım alırsınız ama o donanımın yanlış bir seçim olduğunu teknik bir danışmanlıkta bilebilirdiniz aslında. Ama siz sadece GPU dediniz, diyelim Nvidia GPU'su dediniz, X donanımını aldınız. Geçmiş olsun, çünkü o donanımın bir şey özellikleri, örneğin kullanacağınız yazılımın hesaplama tarafında sizin başınıza düşmüyor. Çünkü sebebi teknik. Siz çözmek istediğiniz soruna göre donanımlar almanız gerekiyor. Donanım normal bilgisayar gibi değil burada. Hesaplama tarafında yüzlerce farklı alt seçenek var. O yüzden donanım almak bile ciddi tecrübe gerektiriyor yapay zeka tarafında. Maliyet hesabı yapıldı mı? Bunu geçiyorum. Bu direkt businessçi arkadaşların ilgi alanına girebilir. Bu taraf önemli. Çok ciddi önemli. İncelersiniz. Uygulamasını geliştirdim. Şöyle bir soru var sanırım. Bakayım. Tamam. 5 dakikaya toplanmamız isteniyor. Sunuma ulaşacaksınız. Onun sorun yok. Şurayı özetleyeyim ben. Model. Şimdi yapay zeka algoritmasına geçmeden önce modelin oluşturması, yani veri setinin ve model sürecinin oluşturması. Öncelikle veriyi buldunuz, tamam mı? Bundan önce iş tarafında karar vermiş olmanız gerekiyor tabii ki. Bir sorunu belirlediniz, karar verdiniz. Tamam, biz veriyi bulmaya başlayalım. Bir şekilde buldunuz. Bu metin olabilir, görüntüden kasıt araç, insan, tümör vesaire, sayısal ölçümler, sosyal ağlar, genetik verisi olabilir filan. Bunların içerisinde bir veri temizleme işlemi yapmanız lazım. Her topladığınız veri doğrudan, böyle ben bir klasöre atayım, orada ben bunu işlerim diyebileceğiniz bir şey değil veri seti hazırlamak. 100 bin tane fotoğraf varsa, bu 100 bin tane fotoğrafın her birinin diyelim 100x100 formatında olması. Aynı formatta olacak, aynı piksel boyutlarında olacak. Işık, mesela ışıkta çekilmiş olması gerekiyor. Işık ayarının doğru olması lazım. Eğer doğru değilse, mesela bazı sorunlarda diyelim ki biraz böyle karanlıkta ya da gölgede de çekilmiş fotoğrafları veri olarak eklemeniz gerekebilir. O zaman bunu planlı bir şekilde birden fazla dengeli bir şekilde, yani veri setinin ayarını bozmayacak, karardaki ayarını, öğrenme ayarını bozmayacak sayıda, yüksek sayıda olması gerekiyor. Aşırı değil bakın. Mesela bir elmanın açısını, işte karanlıkta mı, şurada mı, burada mı vesaire çekim durumunu, o eğer birkaç tane fotoğraf verirseniz bunlar ayrı kodu gibi kalır. Hiçbir işe yaramazlar. Veriyi bozarlar. Ama çok fazla yaparsanız bu sefer elmanın sanki karanlıkta olan bir şeymiş gibi öğretilmesini sağlarsınız. O yüzden o veri içerisindeki klasların oluşturması, onların dengeleri vesaire vesaire çok çok önemli. Çok hızlı geçiyorum ama burası çok devasa, en zorlu kısımlardan birisi diyebilirim. Veriyi temizleme. Çünkü çok fazla kuralı var. Veriyi bölümlendirme. Genellikle mesela test ve eğitim diye ikiye ayırırız dedik ya. Genellikle %100 diye bir kural yoktur burada. Kesin kurallar yok ama 80'e 20 kuralıdır. %80'i eğitime ayrılır, 20'si teste ayrılır. 100 bin fotoğraf varsa 80 bin tanesi eğitim için, 20 bin tanesi test için ayrılır ve bunlar birbirini görmez.
20 bin tane ayrı olarak tutulur. Onlar eğitimden sonra gösterilir. Hatırlayın. Özellik çıkarımı geçiyorum. Bunları okursunuz. Model oluşturma, değerlendirme süreci bizim test alanımız. Yani bir şeyleri yaptık, öğrettik, sonra test edeceğiz. Burası. Test diyelim ki %85 hedefi koymuştuk. Ama biz %80 başarı aldık, 75 aldık falan. O zaman biz başarısız olduk demektir. Bu kadar net. İyileştirme sürecine girilir. Bu süreç sonunda model yeterince başarılı değilse sonuçlar, sorunlar tespit edilir ve model güncellenir. Veri, temizleme vesaire şuradaki her başlık tekrar tekrar gözden geçirilmeli. İyileştirme kısmında. Çünkü bir yerde yanlış yapmışsın demektir. Domain uzmanı %85 hedefi koyduysa, sen bunu tutturamadıysan bir yerde yanlış vardır. Bunu iyileştirebilirsin. Nerede yanlış olduğunu nasıl anlarsın? Anlayamazsın. Bu sadece tecrübeyle ortaya çıkar. Belki de veriyi temizlerken hata yaptın. Belki veri setini oluştururken hata yaptın. Belki bölümlendirmede algoritmaydı ama özellik çıkarımı kısmında yanlış oldu. Belki kullandığın algoritma yanlıştı vesaire. Ve tahmin, eğer eğitilen model test verisi üzerinde başarıyla çalıştıysa uygulama ortamına hazır demektir. Modeli alıp deployment sürecine dahil ediyoruz. Labeling, etiketleme diyoruz. Bunları hızlı geçiyorum ama bir görsel veri üzerinde, mesela 100 bin tane fotoğraf dediniz ama bu veri setini oluşturmak için her fotoğrafın etiketlenmesi gerekiyor. Bu fotoğraflar nasıl etiketleniyor? Şöyle söyleyeyim. Mouse'da geliyorsunuz, bir labeling aracınız var diyelim. Online araç, desktop application fark etmiyor. Geliyorsunuz, şuradaki her nesneyi tık 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 diyerek mouse ile köşelerini falan seçerek nesne olarak seçip bunları etiket veriyorsunuz. Şuna mesela kar diyorsunuz. Şu insanı böyle Photoshop'la bir şey çizer gibi labeling tool üzerinden buna insan diyorsunuz. Şuna insan, buna direkt falan gibi 100 bin tane fotoğraftan bahsediyorum. Veri seti oluşturma böyle bir şey. Aynı şekilde böyle. Bunların bazı tool'ları var. Ama mesele tool değil burada. O işi yapmak. O işi yapan kişi çok ciddi zaman ayırması gerekiyor. Kişi ya da kişiler. Bunlarla ilgili online çalışan servisler var. Siz parasını veriyorsunuz. Online olarak web ortamında sizin veri setinizi para karşılığında istediğiniz formatta etiketleyen kişiler var. Bunlar otomatik olmuyor. Data augmentation, veri çoğaltma. Yapay zeka tarafında ezberleme sorununu çözmek için kullanılıyor. Ve modeli eğitmek için gerekenden daha az veriye sahip olunduğu durumda veri çoğaltmak için kullanılır. Nedir bu? Şudur. Şimdi elimizde bir tane fotoğraf var. Şu şekilde ayrı ayrı seçilmiş, çekilmiş 10 bin tane fotoğraf. Ama diyelim ki 10 bin tane fotoğraf size yetmeyecek. Bunun sayısını artırmanız lazım. Bunun aynısını tekrar veremezsiniz. Verirseniz zaten bunun piksellerini ezberlemiştir. Hani insan gibi buna resim olarak bakmıyor. Piksel olarak bakıyor deep learning algoritması. Ve bunun üzerinde değişiklik yapmanız lazım. Mesela bir insan için şunların hepsi aynı olabilir. Ama bir deep learning algoritması için bunlar tamamen farklıdır resim olarak. Bakın hepsi değiştirilmiştir. Sağdan sol farklı bunu altı katına, şurada sadece altı katını, bunu 10, 15, 20 katına kadar çok da fazla bozmamak şartıyla veriye göre değişir. Kat kat artırılabilir. Ya da şuradaki örnekteki gibi slide paylaşımı yapılacak mı diye sorulmuş. Evet, yapılacak. Burada da mesela Decorast var, Enhanced var, Salient Edge falan. Bu mesela sizin için mantıksız olabilir. HMAP, Salient. Ama bu Computer Vision için mantıklı bir şey. Çünkü şuradaki çizimlere bakıyor. Bu görsel olarak bir kelebeğe benziyor mu? Evet, benziyor. Tamam, sorun yok diyor. Sizin için şöyle bir kelebek olmayabilir. Computer Vision için olur. Sorun değil. Geçiyorum donanım tarafı. Az kalmış. Donanım CPU tarafında
Şöyle söyleyeyim. Çok derin bir konu. CPU, GPU vesaire donanım seçimi, hangi hard diskin seçimi, mesela dataset için hangi hard disk, ürün ortamı için ya da loading işlemleri için hangi hard diskin seçilmesi, hangi şartlarda hangi GPU'nun seçilmesi, hangi özellikler vesaire. Derin bir konu ama özet olarak söyleyeceğim. Bununla ilgili bazı makaleler de yazmayı planlıyorum. Bu arada takip edebilirsiniz blogumu, cihanursan.com'u. CPU tarafı ürün ortamında kullanılmaz. Nokta. CPU sadece kendi basit application'larınızı, testlerinizi, test kodlarınızı çalıştırmak için kullanabilir. Ve büyük veri setiyle gene kullanılmaz GPU. Küçük veri setleriyle kullanılabilir. Birkaç binlik en fazla. En fazla birkaç binlik. O da ciddi zaman alacaktır. Şöyle diyeyim. Bazı projelerde bilgisayarı o GPU olan CPU'nun kat kat çok daha fazla hesaplama gücü olan bilgisayarlarda bile biz modelin eğitimini başlatıp onun belki bir hafta, belki birkaç gün, belki birkaç hafta o bilgisayarın sadece eğitim için kullanılmasını sağlamanız gerekebilir. Eğitim böyle çok zaman alan bir şey diyebilirim. GPU ürün ortamı için şart. Bunu söyleyebilirim. Hard disk tarafı bunu geçiyorum. Farklı detayları var. Mesela diyelim ki daha yavaş bir hard disk dataset depolama için kullanılabilir ki dataset basit bir şey değil. Mesela sadece bir projemizdeki bir dataseti sıkıştırılmış hali 30 GB olabiliyor. Bir datasetten bahsediyorum. Bunun gibi birkaç belki 10 tane farklı dataset var. Bunları sıkıştırılmış dosyadan açtığınızda yüzlerce gigabayt sadece resimlerden oluşan bir dataset. Bunu depoladığınızda o diskin yavaş olmasında çok sorun yok. Çünkü bu zaten gerçek zamanlı olarak sistem okunmayacak. Bu deep learning tarafında kullandığımız araçlar ya da yazılımlar tarafından. Zaten kullanılıyorsa hatadır. Öyle bir şey olmaması lazım. 100-200 milisaniye civarında gereksiz zaman katacaktır uygulamaya. Her repütasyonda, her tekrarlamada diyelim. Ve cloud tarafı ben şöyle söyleyeyim. Computer Vision tarafında görsel verilerle uğraşırken cloud computing tarafında çok dikkatli olmanız. Faturalar yani bir otomobille takas edilecek şekle getirebilir maliyet olarak. Ciddi bir maliyeti var resim ve video üzerinde işlem yapmanın. Yani normal test olarak yapmanızdan bahsetmiyorum. Ama bir ürün yapacaksınız, bu kullanılacak demektir. O yüzden de bunların maliyeti dolar cinsinden ciddi yüksek olacak. Geçiyorum donanımsal bakış. Buraya pek vaktimiz kalmadı ama slide'da olacak. Bunları ayrı ayrı inceliyoruz normalde. Mesela şurada. Ama ben şunu özellikle söyleyeyim. GPU dediğimiz yapay zekada GPU da destekli GPU'dur. Yani herhangi bir GPU'dan bahsetmiyoruz. Nvidia'nın GPU'sunu kullanmanız gerekiyor bu nedenle. Nvidia, işte CUDA Toolkit 3 GB civarında bir dosya ve computational işlemlerini, GPU'nun, CPU'nun vesaire bunların işlemlerini daha performanslı hale getiren bir kütüphane gibi düşünün bunu. Ve bu Nvidia'nın ürünü, onun tarafından geliştiriliyor CUDA Toolkit. Ve yapay zekada CUDA yoksa neredeyse düzgün bir şey yapamazsınız diyebilirim. Yani ürünleşemezsiniz. Öyle. O kadar güçlüdür ve gereklidir CUDA. Bu alanda Nvidia CUDA GPU'larından başka bir alternatifimiz yok diyelim. Mesela bu nedenle Apple üzerinde de işte Macintosh üzerinde falan çalışırken de sıkıntı yaşarsınız. Çünkü yanlış hatırlamıyorsam onlar Nvidia kullanmıyor mesela. QDNN bunu da kullanmanız gerekecek vesaire. Şeyler chat tarafına bakıyorum. Tamam.
O zaman ben şöyle bitiriyorum. Dediğim gibi bunların hepsi ayrı ayrı konular. Ama özet olarak Nvidia CUDA Enabled GPU almanız gerekecek. Bu şart ürün ortamında. Hangi model? Bu da şöyle. CNN mesela nesne tanıma ve takip etme, stil transfer ve kanser tespiti, yani long short, term memory, doğal dil işleme, çeviri, chatbot, finans uygulamaları gibi metinsel işlemlerde. Şurası tamamen CNN tamamen görsel. LSTM dikkat ederseniz metinsel. GAN mesela bu sentetik veri üretme, bu deep face gibi çalışmalar var ya, sahte yüz üretme. Gerçekte olmayan bir yüzü farklı yüzlerden edinilen tecrübeli üretme gibi çalışmalarda GAN kullanılır. Reinforcement learning, kendi kendine ve az veriyle öğrenme. Bunu işte robotik, robot navigation, self-driving car falan gibi şeylerden bahsettik. Ve bunları okursunuz artık programlama dilleri geçiyor, bitiyor. Geliştirme için başlangıç rehberi derken ücretsiz bir şekilde şöyle bir çıktı ürettim ben. Bunları inceleyebilirsiniz. Kütüphaneler, bunlar teknik konular. Mobil taraf için, chat için, dataset örnekleri, bunlar devasa. Soru cevaplar var. Bunları incelersiniz. Bu sunumu da aynı zamanda benim blogumdan görebileceksiniz. Direkt şuradan cihanosyan.com üzerinden yapay zeka rehberi gibi makale gibi açtım ben bunu. İçerisinde sunum da var. Oradan da bakabilirsiniz. Benim için bu kadar. Sorularınız olursa bana o sunumdaki iletişim adresinden de ulaşabilirsiniz. E-mail adresim de orada var. Teşekkürler. Sorunuz yoksa kapatıyorum.